Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu atmosferde malum çatışmaları konuşuyoruz, yitip giden canları konuşuyoruz. Şehit haberlerini sizlere aktarıyoruz. Kadınlardan yükselen bir ses var. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışı kadınların ihdas etmesi gerekiyor. Dernekler adına da bugün bir basın açıklaması yapıldı ve Canan Güllü konuğumuz. Merhabalar Sayın Güllü. Merhaba sevgili Başak, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi aslında siz bölgede incelemelerde de bulundunuz. Önce bununla ilgili izlenimlerinizi rica edeceğiz. Neden kadınlar ihdas etmeli? Barışı ne yapılabilir, ne olabilir? Bunu da sonrasında konuşalım ama ne gördünüz bölgede? Sevgili Başak, uzun yıllardır aslında bölgede ve tüm Türkiye'de araştırmalar yapan bir başkanlık görevini yürütmekteyim. Ve gördüklerim bu dönem için bana 1990'larda yaşadıklarımızı, 80'lerin sonlarında ve 90'larda yaşadığımız görüntüleri hatırlatmaya başladı. Ciddi anlamda bazı reflekslerde değişimleri gözlemledim. Sivil halk üzerinde yaşanan sıkıntıları, bakın biz bugün bir basın açıklaması yaptık ama biz o basın açıklamasını yazarken sayı sivil halk ölümü 48 iken bugün 52'nin üzerine çıktı rakam. Her dakika artan bir sayıyla geliyoruz. Yani bir savaş yok ama bölgede bir savaş hali yaşanıyor. Buradaki kolluk kuvvetlerinin, asker güçlerinin ya da PKK örgütlerinin bölgede Suriye'den bir farkı olmadığını ya da Suriye sınırında yaşanan aslında ülkeler arası savaşmış gibi bir görünüme haiz olduğunu fark edebiliyoruz. Bu bizim içimizi acıtıyor. Evet, kadınlar olarak da bunun en çok acısını çeken kesim biziz. Çünkü kocalarını, genç yaşta evlatlarını, eşlerini toprağa veren ya da daha doğmamış çocuklarıyla babasızlık özlemi çekecek kadınların acıları bu memlekette çok uzun yıllar yaşandı biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yöne mücadelelerde bir vatan mücadelesi vardı. Ama bugün itibariyle içinde bulunduğumuz koşullarda açıkçası neyin nerede nasıl mücadele edildiğini ya da neden edildiğine karşı sorularımız var. Ve bu soruları cevaplarını da verebilmek adına bölgede hem kendim hem bölgede bulunan arkadaşlarım adına yapılan incelemelerde gördüğümüz tablolar vahim. Bu noktadan yola çıkarak geçmişteki sorularla beraber 1 Eylül Barış Günü'nü de fırsat bilerek bazı söylemleri sizin sayenizde de dile getirmek istiyoruz. Peki Sayın Güllü, sorulardan söz ettiniz. Hangi sorular onlar? Yani nelere yanıt arıyorsunuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak? 7 Bölgede bunun Haziran'dan bu işaretlerini yana bulabildiniz mi cevapların? Evet, ya 7 Haziran'dan sonra neden birdenbire ortalık bir savaş alanına döndü? Neden 33 tane daracık bir bölgede Suruç'ta insanlarımız öldü ya da neden yataklarında iki tane asker adrese teslim gibi enselerinden vuruldu? Ya da neden 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklar sokakta sivil halk olarak öldürüldü? Ya da bu süreçte çıplak bedeniyle ölümünden sonra sosyal medyada bir kadın bedeni üzerinden meydana gelen kin ve nefret neden körüklendi diyebileceğim ya da neden anayasal düşünceyi söyleyebilmek ya da yazabilmek suç oldu bölgede ve tüm Türkiye'de oluşa gelen olaylar bunlar bu süreçte. Bunların cevaplarını aramaya çalışıyoruz. Sivil halkın yaşam haklarıyla beraber bölgeye müracaat ettiğinde ya da bölgedeki kontrolü devletin valisinin yönetmesi gerekirken neden Ankara merkezli bir olay engellemeleri ya da yönetmeleri ortaya çıkıyor. Bunun sorularını soruyoruz. Yani bölgedeki sistem içinde niye 12 bölgede siyasi itaatsizlik diyebileceğim bir sistem hayata geçti? Bunlar önemli sorular ve bu soruların kimse tarafından sorulmaması ya da cevaplarının devlet tarafından verilmemesi. Bu süreç içinde ne değişti? 7 Haziran'a kadar analar ağlamasınken birdenbire neden şehitlik mertebesi güzeldir, bunun meyvesi yenebilir cümlelerine gelebildik? Soruları daha da arttırabilirim aslında ama ilk akla gelen kadınlar açısından gözle görülebilen bu süreçteki bu soruların cevaplarını istiyoruz biz. Neden, neden ve neden? Oysa ki barışı ihdas edebiliriz ki biz 1931 yılında seçim beyannamesine yurtta sulh, barışta sulh koymuş bir liderin daha sonra
61 ve 82 anayasasında da yer bulmuş, iç ve dış politikasına zemin hazırlamış, yurtta sulh, cihanda sulh felsefesinin bir ülkesiyiz. Yine aynı kurucunun söylediği bir şey var ki, vatan eğer müdafaa edilmiyor ise yapılan savaşlar cinayettir denen bir ülkenin evlatlarıyız ve bu soruyu da sormak durumundayız açıkçası. Evet, peki şimdi kadınlar barışı ihdas edebilir ve onu koruyabilirler diyorsunuz. Çağrınız tam olarak nedir Sayın Güllü? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tüm Türkiye'de hizmet veren bir örgüt. 186 noktada çalışmalar yapıyor ve 50 bin üzerinde de üye potansiyeline sahibiz. Ama biz tüm Türkiye'deki kadın hareketinin, daha doğrusu Türkiye'deki genel anlamda baktığınızda kadın hareketinin çok bilinçli ve güçlü olduğunu biz de biliyoruz, yurt dışı da biliyor ve bu son yıllarda, özellikle son 3 yılda başında takısı olmayan kadınlarız. Yani dini inancı, etnik kimliği ne olursa olsun kadınlar olarak ana felsefede, paydada kadın olmanın özellikleriyle bir araya geliyoruz ve kadınsal olarak da bunu önleyebilecek birlikteliği yola çıkarmak istiyoruz. Ve bu seslenişimiz aslında sadece kadın örgütleriyle beraber tüm sivil toplum örgütlerine ve bu ülkede sorumluluk hisseden herkese. Evet, durumumuzun görünen tablosu iyi bir tablo değil. 2015 yılının yaşandığı bu günlerde biz bir savaş, biz bir Orta Doğu ve kadın haklarının daha geriye gittiği bir süreci yaşıyoruz. Buradaki sorgulama bilincini artık birleştirerek bir barış halkası yapmanın zamanıdır diyoruz ve bu noktada yeni kurulan bir seçim hükümetinden de anayasal düşünce özgürlüklerinin bir anlamda engellendiği şu günlerde bu engelin önüne geçebilecek bir adımı atmasını ve PKK'ya da silahı acilen barış adına bırakmasını istiyoruz. Bu süreçle beraber biz kadın örgütleri 81 ilde oluşacak ekiplerle beraber devletle, devletin başbakanıyla, devletin siyasetini uygulayan siyasi parti liderleriyle görüşerek bütün sorumluluklarla beraber ne yapılması gerektiğini kursa zaman dilimi içinde belirleyerek yola çıkmak istiyoruz. Sivil toplum örgütü, kadın örgütleri bu işin önderliğini yapsın. Bütün kamudaki ve de sendikadaki bütün görevli ve yöneticilerle beraber sistemi organize edebilecek ve ölümlerin acilen durmasını sağlayacak. Bakın, daha dün evlerinde kadınlar, tekrardan anne kız öldürüldü. Bu işin, savaşın mağduru her daim kadınlardır diye bir cümle var ve biz barışı ihdas edebilecek sürecin mimarlarıyız. Çok belki basite kaçacak bir cümle ama geçtiğimiz günlerde atanan Sayın Bakan'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın, hani börek yapmayı bilmeyen kadınlar evliliklerini korumayamaz demişlerdi. Evet, börek yapmayan birçok kadın vardır bu ülkede ama barışı ihdas edebilecek Türkiye'nin kadınları olduğunu da söylemek istiyorum ben yeri gelmişken. Peki sivil topluma, aslında sivil toplum kuruluşlarına, örgütlere çağrıda bulunuyorsunuz. Hiç temas ettiniz mi? Bu çağrıyı dillendirmeden önce nasıl bir bakış var ve bakın, bugün, nasıl mümkün olabilecek? Tabii bizim Türkiye'deki kadın örgütlerinin bugün 104 tanesinin imzaladığı ve belki birazdan haber bültenlerinize de düşecek farklı bir çağrı metni de aynı özelliklerde barışın ihdas edilmesi noktasında imza attığı bir gene basın duyurusu yayınlanacak. Ama bizim derdimiz sadece kadın örgütleri değil, Türkiye'de bulunan sendika ve diğer meslek odası örgütlerine de seslenişimiz buradan. Bizler bu örgütlülüğü yapabileceğiz ve bizler bu örgütlülükle beraber Türkiye'de Türkiye hükümetine yönelik eleştirilerimizle, yapıcılıklarımızla beraber acilen bu ülkenin savaş halini terk etmesini isteyeceğiz. Anayasal hakların korunmasını ve en önemli şey belki de hükümetlerin, devletlerin, vatandaşlarının yaşam haklarını korumasıdır. Ama biz bugünlerde görüyoruz ki bizim yaşam haklarımızın her biri, her birimiz için tehlikede şu anda. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz açıkçası ve bu konuda bize düşen görevin yapıcı, birleştirici unsur olma görevi olduğunu anlıyoruz. Ve Türkiye'de
yine sizi belki çok eskiye götüreceğim. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlardı cephe gerisinde malum çalışmaları yürüten ve bu nedenle de alınan hakların yasal sürece dönmesinde emekleri olan kadınlardı. O kadınlar bugün de bu Türkiye'nin mayasındalar. Bugün Türkiye'nin içinde yaşanan savaş halinin yok edilmesi için de elinden gelen her türlü çabayı sarf ederek dış dünyadaki bütün ilişkide olduğumuz örgütlerle beraber burada yaşananların önüne geçebilecek, akıl durması dediğimiz bu olayların önüne geçebilecek engellemelerin yapılması, anayasal hakların kullanılması yönündeki çabalarımıza destek istiyoruz açıkçası her kesimden. Peki bakalım bu çağrınız nasıl yanıt bulacak? Biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Türkiye Kadın Dernekleri.